Herkese merhaba. Ben Betül. Bugün Katar'a gidiyoruz akşam. Şu an günlerden 4 Nisan. Sabah saat 9. Biraz erken kalktım. Akşam saat 10'da uçağımız var dediğim gibi. Daha bavulumu hazırlamadım. Birlikte onu hazırlayacağız. Bakalım. Hello, hello. This is YouTube's. I Betül's YouTube channel. And we are going to Kuwait. Neden buraya? And then we will go to Qatar. İngilizce kötüymüş. Birkaç tane su damlatsınlar. Başka hiçbir isteğim yok. Ve bir şey diyeyim mi? Orada almadık diye pişman olmayacağız. Burada da aynı fiyattır. Havaalanı zaten çok pahalı. Bana ne? Öyle şey verdik. Bana dolacak. Para verdik o kadar. Bir de biz Türk havalarında verilecek diye verdik. Bana demedi orada şey diye. Bana böyle bir bilgi yapmadı. Umurumda bile değil. Yani bana, senin kocanın evi yok ki. Aynen onu söylersin. Acaba ne düşünüyorsun? Fotoğraf çekilecektim. Ben dedim ki bu adam biri. Ben hatta başta heyecanlandım. Rafael Nadal dedim. Ama Nadal dedim. Söyleyeyim mi? Adam zengin şey oldu belliydi. Kim olduğunu bilemedim. Adam parlıyor. Gerçekten parlıyor. Para var abi. Para bak. Çok kesmem gördüm. Para bak gibi. Çok güzel. Ama Rivaldo çirkindi. O kadar kazanamadı. O fakirleşmiş o zaman. O zaten daha eski. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki like butonuna da basın. Betül Sungur Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir de ARDBLGN. Aynen. Samet kendini. Elin yüzün düzgünse takip at. Gel 12 oldu sen. Boarding açıldı. والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر Ben ama yani özel aldık. Bizim uçak. En dinci görünenleri business'e alıyorlar. Korniş'e gidiyoruz, Korniş. 20'a gidiyorum. 20'a gidiyorum. Betül ablacığım bir selam versin. Evet Arda'cığım. Şu an neredeyiz? Geride kaldım. Müzenin adını sen söyleme. Museum of Islamic Art. Ne var burada? Ne var? Burada çok nadide eserler var. İslam tarihiyle ilgili. Senin gibi. Wow. Ama ben İslam tarihi don't. Neyse. Göstermeye çalıştığım kadarıyla böyle etrafına döndüğümüz bu yuvarlak gölle of düşündüm. Korniş diyorlarmış ve bunlardan bir sürü oluyormuş Arap Emirliklerinde. Yani Arap ülkelerinde. Buradakiler de çok güzel. Hatta çok daha güzelleri varmış. Daha fazlasını hayal gücüm yetmedi. Baya güzel ama. Peki adamlar işlerini bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor. Selam tekrardan. Uzun zamandır video çekemedim çünkü bak yani yeni çekmeye başladığım için sanırım bazen çok geriliyorum, çok utanıyorum ve herkesin yanında telefonu çıkaramıyorum ve bilmiyorum bazen de devamlılığını getirmekte zorlanıyorum yani böyle bir alışkanlığım olmadığı için ama edinirim herhalde diye düşünüyorum böyle bir alışkanlık çünkü istediğim bir şey yani neyse. Bugün vizemizi aldık. Sabah 6.30'da kalktık, 7.30'da buluştuk. 8 gibi konsolosluktaydık. Sonra 9 gibi içeri aldılar bizi. Hepimiz yan yana veznelerde görüşmelere girdik. Kimimiz gerçekten 5-10 dakika konuşarak aldı ve hani böyle bir arkadaşım neredeyse red alıyordu sonra onaya çevirtti gibi bir şey oldu yani. Çevirtti derken şöyle aslında. 4. sınıf olduğunu duyduğu için görevli hemen red vermek anlamına yani red vermek anlamına geliyor pasaportu geri vermek. Pasaportu ve belgesini geri vermiş.
hani o an reddetmiş aslında. Sonra arkadaşımız demiş ki ama ben master yapacağım falan. Böyle bir gitgellerle dolu. Kimimizin sadece bir yes diyerek vizeyi aldığı bir gün oldu. Ben de çok zorlanmadım. İki tane soru sordular sadece. Onlar da kalıp sorulardı. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Yani geldiğimiz, o kadar uğraştığımız şeye değdiği için gerçekten. Ve böyle bundan sonraki kısım şu an ayın 6'sı. Ayın 12'sinde döneceğiz biz. Akşam üzeri 3.30 gibi uçağımız. Yani şu an önümüzde 5-6 günümüz var. Dolayısıyla eğlenebileceğimiz ve kafamız rahat bir şekilde eğleneceğimiz için çok mutluyum. Şu an geriye kalan tek şey pasaportumuzun bize, bizim gitme süremiz içerisinde geri dönmesi. O da olur diye düşünüyorum. Genel çok gecikmiyor yani gelmesi. Onun dışında şimdi planımız, yani amacımız aslında plan yapmak, gezme planı yapmak. Onlar da birazcık yani belli, şekilli, bakalım. Sonra bugün geldikten sonra, vizeden geldikten sonra, onayı aldıktan sonra direkt otellere dağıldık. Çünkü çok erken uyandığımız için dün de birazcık geç yattık. Dün önceki gün de zaten havaalanında olduğumuz için hiç uyumadık. Dinlenelim dedik. Şu an saat 5.30. Odamdayım. Pijamalarımdayım. Böyle şey, dinlendik birazcık aslında. Akşam da yemek yiyeceğiz. Sonra gezilecek bir yer varsa AVM falan yakınlarda bir onlara gidip bakalım dedik. Şu andan sonra artık daha rahatız. Yarın belki tüm gün bir plan yaparız. Ama burada hava çok sıcak. Bilemiyorum. Umarım istediğimiz gibi ilerler her şey. Öyle ya. Yani pijamamın kusuruna bakmayın. Şu an biraz dinlenme saatimdeyim. Az sonra, bir yarım saat kadar sonra buluşacağız tekrardan. Yemek yemeye gideceğiz. Çok acıktım. Ondan sonra da farklı bir yere geçeriz diye düşünüyorum. Dün bir yemek yemeye bir yere gittik. Bir dürümcüye. İstanbul bilmem ne dürümcüsü falan diye sanırım. Fiyatı çok uygundu. Türkiye'de o kadar uygun fiyata yemeyiz yani yakın zamanlarda. Hatay usulü tavuk dürümde. Çok da severim. Öyle uyguna kapattık. Ve sahibi de Türk'tü, geldi sohbet etti bize. O da tatlıydı. Ondan sonra böyle Korniş dedikleri bir yer var. Oraya gittik. Orada biraz gezdik, fotoğraf çekildik. Onları da zaten koyarım muhtemelen. Çektim, birkaç şey çekmeye çalıştım ama dediğim gibi kalabalık olduğumuz için birazcık çekiniyorum açıkçası. Böyle ya, mutluyum. Gerçekten Amerika'ya gidiyoruz. Jackson Hole bekle bizi. Bir oda turu yapmak istiyorum size. Ama yani odamız biraz dağınık ama yapacağım. Yani istiyorum. Şu an düzenlemekle uğraşmak istemedim. Şey bir de otelim hoş bence, güzel. Ben arkadaşlarımla farklı bir otelde kalıyorum. Birazcık geç tutulduğu için otellerde yer kalmamış ve yani diğer otelde benim kalabileceğim bir yer kalmamış. Biraz kız erkeğin kalmasının sorun olduğu bir yer olduğu için aynı odada da kalamıyoruz. Öyle olunca böyle oldu. Benim birazcık şansım, daha iyi bir otele denk geldim. Öyle. Şimdi size gezdireyim. Buradan hemen dönünce şurası giriş kapımız. 5. kattayız. Ondan sonra böyle kartla çalışıyor işte otelimiz. Girişten şöyle bir dolabımız var. Gayet geniş aslında. Bütün masamız falan var. Böyle burada bir şeyler var. Altta oda arkadaşımın eşyaları var. Buradan banyoya giriyoruz. Banyomuz gerçekten çok geniş. Yani bence gayet iyi. Performans olarak. Hey. böyle duşumuz. Bu arada her ayna gördüğümde size selam vermekten hiç bıkmayacağım. Bunu söylemiş miydim? Hay. Sonra işte böyle bayağı geniş, tatlı bir banyomuz var. Buradan çıkıyoruz. Birazcık dağınık. Bu yıkadım kurusun diye böyle serdim pantolonumu. Burası oda arkadaşımın odası, yatağı. Bu şekilde televizyonumuz var ama muhtemelen hiçbir şekilde şey yapmayız, kullanamayız çünkü Arapça bilmiyoruz. Hay. Ondan sonra koltuğumuz var bir tane tekli. Bu da yani ihtiyaç olmuyor bile aslında ama var yani, rahatlatıyor bizi. Üstüne bir şeyler atıyoruz bazen. Bu da benim yatağım. Bu şekilde. Manzarası yok odamızın. Belki kötüne değinilebilecek tek şey budur yani. Şöyle şuradan dışarıyı görebiliyoruz. Ama cam açılmıyor, o yüzden çok da net de göremiyoruz. Bu şekilde tatlı bir oda yani. Ve şimdi bye. Görüşmek üzere. Akşam çekerim mutlaka diye düşünüyorum. O enerji bana biraz daha geldi. Onay almak beni bir canlandırdı. Onu hissediyorum. Böyle bu şekilde.
ben. Hadi çık ha. Biz zıplayaydım. Benim kollarım çürüdü şu an. 4. Deneyebilir miyim? Hadi. 5. 10 olur mu? Çekil devam. 6. 7. Ben 12 8. yaptım ha, ona göre. 9. 13 olur mu? 10. Yok artık. Geçemez. Helal olsun. Ama benim birim büyük. Tebrikler Kerem'cim. O kola 10'sa bu kola bayağı iyi. Abi yanlış tuttum. İlk. Yok yanlış tuttum. Bir şey değil ya. Ben arkadaşlar hadi hadi. 4. 3.5. Önemli bu gezinin olayı eğlenmek değil. Hadi 1. Karşıma geçer insanlar. 2. Ama salmıyorsun. Böyle olmaz. Boyun kasacağız. Boyun kasarım. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz. Aramaz. Seni çok sevsem de. Aha keki, toz sarma keki. Herkes diyor kanki çok lazım sen. Peki bu şarkı ne diyor be? Bu şarkı mı? Samet. Ben de solu kameraya böyle sol. Günaydın. Dün ilk gittiğimiz yer olan Korniş'e gittik tekrardan ve çok güzeldi. Gezdik bütün gün. Akşam yani 7.30'da çıktık. Gece 3.30'da otele geldik. Sonra bir herkes birkaç üstünü falan değiştirdi. Bir daha çıktık. Güneşin doğuşunu izlemek için. Sonra o gittiğimiz kafeye oturduk. Göl kenarı. Ya göl değil de körfezin kenarına böyle kafe yapmışlar. Hoş bir ortamdı. Oraya oturduk. Şey yaptık. Yiyecek bir şeyler almıştık. Onları yedik. Sohbet ettik. Güneşin doğuşuna kadar bekledik ama güneşin doğuşunu göremedik. Ters taraftaymışız. Havanın aydınlanmasını izledik. Güzel bir gündü gerçekten. Akşam sabah 6'da odaya geldik. Uyudum. 12.30 alarm kurdum. Duş almam gerekiyordu. Kalkıp bir duşumu alıp ondan sonra ödev yapmaya başlayacaktım. Şimdi ödevimi yapmaya başladım. Bugün teslimi var ödevimin. Yapabileceğimden emin değilim açıkçası ama bağlayacağım. Öyle. Şimdilik durumlar böyle. Aynı zamanda bir tane de dersim var şu an. O dersinde uygulamalı bir ders. Her hafta hoca bir tane soru yazdık ekrana. Onu çözmemizi istiyor. O dersin çözümünü de göndermeye çalışacağım. Ama yarım saat bir saate de otelden çıkalım diye sözleştik. Nasıl denk getireceğim? Nasıl ayaracağım? Bilmiyorum. Öyle. Burnum akıyor birazcık. Umarım hasta değilimdir. Umarım hasta olmam. Şimdilik hayattan temennilerim ve hayattaki görevlerim bu kadar. Yine ara ara çekmeye çalışırım. Kartından o kadar yüksek miktar çekebilecek mi? Ucuz lan. 17.000 TL. Abartı ucuz. Gereksiz ucuz. Aynen gereksiz ucuz. Türkiye'de şey alamaz. Beyaz bir şey. Ayrı parası. Neden bakıyorsun inatla? Yeter ben yollamayacağım. Kazandığında görüşürüz. Kazandım şu an görüşürüz. Kazandım diyeyim. Boşver. Hiçbir şey yok. Kıyamam ben. Boşver ben gelemiyorum. O kadar mesaimi duydum. Bana niye kazandın ben öldünüz? Bırakırdım abi. Kazandın sen çok. Şöbetucuğum. Vallahi öyle. Sırf orada park yeri 3 var mı diye bakıp kendiyle gurur duymaya gidiyor. 3. İnanılmaz bir çocuk. Hadi lan. Sanki yarın buraya soyguna geleceğiz de şey yapıyoruz. Neden olmasın ki?
Ne? 4 milyon Katar riyali neden olmasın? Böyle bir şey soyamam, elimi değiyor. Evet, asansördeyiz. Bugün yine gezmeye çıkıyoruz. Yan sanayi Venedik. AVM'nin içindeyiz. Üst tarafta. Duvar normal. Baya tartışmıştık, üst kapalıymış. Ben biliyorum. Yani bana da uysal ol. İftar saati. Tanesi 20 riyal. Baya iyi. Altında da brownie var. Çekelim. Uzun ol, kamuzu ki. Ben bilmiyorum. Ne tok namikaze? Uzun mu komik? Sahne, sahne, bla bla. Giremedik müzeye. Çünkü 98-96 riyal, yaklaşık 500 TL. Girdik, fotoğraflar çekildik. Bir tane teras gibi yerinde. Bu kadar. Gayet verimli bir gündü. Abiler bakıyorlar. Git sor. Sorayım ya. Hadi sor. Kerem gerçekten içeri girdi bu arada. Gerçekten dokunabilir miyim diye mi soracak? Hayır cevabı mı aldı? İnanılmaz, her tarafını inceliyor bir de ya. Girebiliyor muyum size? Direkt girip bakıyor mu, sordum bir şeyler. Bayıl bir de. Kerem girebiliyor muyuz? Mutluluktan ağlayacak gibi bir hali var Kerem. Girebiliyor muyuz? Evet, erkolar habitatlarına girdiler. Ha, direkt bu tekere bakma hareketi nedir mesela? Bir turda yakından fotoğraf çekiyor. Utanmıyorlar. İnanılmaz utanmıyorlar ya. Kafayı yiyeceğim. Hepsinin gözlerinin içi parlıyor. Evet, Pearl'e geldik. Kameraya bakmayı hala bir şey yapıyorum. Unutuyorum. Arada ileride erkekler az önce gördüğünüz gibi şu an habitatlarındalar. Arabaları inceliyorlar. Burası çok lüks bir yer. Bayağı şehirlerin olduğu bir yer. Arabalar aşırı lüks. Moral bozucu derecede. Dün de gelmiştik. Yunus gelememişti. Bugün bir daha onun için geldik. Etrafı göstereceğim. Burası harbiden lüks. Mesela bu desenleri her yerde görürüz herhalde ama bilmiyorum, burada daha bir lüks duruyor. Anlayamıyorum yani bu olayı. Arda şurada bir yerde o an. Burada da var. Bu da sufle. Oğlum bunu bana al. Çok iyi. Çok iyi. Hangisi sufle? Ben sufle sonunda. Neymiş? Sufle hep editlerini yapıyorlar. Değil mi? Sufle. İzlediğiniz sufle. Kerem bakayım. Gözlerin içindeki o pırıltıya bakayım. Bayılacağım. Ferrari en iyisi. Ferrari'yi çok yaşa. Benim mesela orada erkekleri mutlu etmek işte bu kadar kolay. Yani 50 bin Katar yerli. Çok zengin mekanı olan yere geldik demiştim ya. Oturalım mı abi isterseniz? Bankta oturuyoruz şu an. Karım. Uygun mu geldi kankası? Bulabildiğimiz en ucuz mekana girdik. Karibu. Ne yan çekildiğimi hissettim radarımdan. Hemen bu açıldı. Hemen döndüm. Bu şekilde içmeye devam ediyor. Çevirmeden edeyim. Böyle duracağım yani. Sonsuza kadar böyle duracağım. Çevir ölme döneyim ha. Terbiyesiz. Tamam, ben burnumla barıştım ha. Aynen kanka. Günde 3 kez barışmıyorsun geri kalan. Geri küsüyorum. Selam. Otele gelmiştik. Üstümüzü değiştirelim diye.
Çünkü tekrar dışarı çıkacağız. Oturmak için dışarıda. Alkalı şeyler giyelim diye geldik. Şimdi normalde geldik. Giyindim, aşağı indim ama şalımı unuttum, fark ettim. Odaya gidip şalımı alacağım. Meyvelerimizi aldık. Kokonat ve Hindistan ananas. Arda ile ortak kalmıştık. Şimdi yeriz diye gidiyorum. Böyle dışarıda da çekelim yine. Selam. Hazırlandım şimdi. Şeye gideceğiz. Buradaki çarşıya gideceğiz. İki gündür gitmiyorduk çünkü hafta sonu buranın cuma cumartesi ve çok kalabalık olduğunu duyduğumuz için bugün ertelemiştik. Bugün günlerden pazar. Giyindim. Bir tane yeşil bir şal var. Giydim altıma. Çok aynada görünmüyor. Üstüme geçen gün giydiğim gömleği giydim bir daha çünkü az eşya getirmiştim. Yetmedi yani. Şimdi eşyalarımı hazırlayacağım, çantamı hazırlayacağım. Dışarı çıkmayı bekleyeceğim. Gelmelerini bekleyeceğim bizim Erko'ların. Öyle. Bu kadar. Işık çok ses yapıyor sanırım ama umarım sesim geliyordur. Büyük mü geldi? Büyük mü geldi diyor düğmeleri kapanmıyor ama. Çek bakayım. Aslanım. Biz indirim yaptırmaya çalışırken çoktan ödemiştik. Diğer adam şaşırdı 110 vermemize. Ben sonra dedim ki bir tane daha şapkadan hediye edecek bize yani. Aha sağdan aynen kanka. Bir şeyler çalmam dedim. Enayilik halisi. Çok hoş ama her şey. Burayı çok beğendim. En böyle Katar'ı anlatan, böyle hissettiren i̇şte yerlerden biri. Bir tur da açılınca gezeriz. Ya da İtalya'nın eski sokakları, köy tarzı. Ve evet arkadaşlar, bugünkü vlogumuzda Malta'dayız. İtalya'da yüksek lisans kabulü almışımdır. O sırada her yeri oraya benzetiyorum. Yunus'un fotoğrafını çektiler. Biz Yunus. Şurada bir adam fotoğrafını çektiler. Seni ünlü biriymiş gibi göstermemiz yok mu? İnanılmaz. Yunus Şeyh'im, bize bir para ver be. Gönlüm bol şeyim. Polise vermesi yok mu? Şükür. Yüzü çektim ama. Yüzü kızardık. Şu an soğuk vakıftayız. Az önce ezan okundu. İftar vakti. Buralar çok güzel. Nasılsınız? Yaklaşık 5 gündür görüp asla... Tamam. Yanına gelmediğimiz o yere geldik. Abarttınız. Ah düşün. Fener. Eskiden camiymiş. İçeride ne var bilmiyoruz. Açık mı bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Ya Arda çok güzel bir fotoğraf çekmiş. Betül çek. Daha okuyamıyorum. Evet. Seninki körlük. Şimdi Katar hakkındaki düşünceleriniz, beklentileriniz neydi? Katar hakkında beklentilerim ciddiyle seninle yolda yürürken baya bize kızılması falandı. Asla böyle değilmiş. Beklediğimden çok daha iyi. Hı-hı. Ama yemek yememek ne razanda yani. Evet, yasak biraz, olması biraz abartı. O biraz şov. O biraz bence. Yine ayıplasınlar bizi ama yasak. Yani cık cık falan yapsınlar evet, geçerken ama. Bildiğim için zaten hiçbir şey garipsemedim. Hmm. Evet. Doğru. Aynen. Sen olaya hakimdin. Evet, size önceden diyordum. Çok daha iyi yani. Dalga geçiyorlardı benimle. Şimdi inandılar. Ama şimdi seni çok daha iyi anlıyoruz. Evet. Cumhuriyet olsa ben ilticayı Katar'a yapmıştım yani. Çok yüksek ihtimal. Saat farkı falan da yok. Mis gibi. Ve buraya vizesiz gelebilmemiz falan da çok. Arada bir gelelim diyenler. Arada bir Katar yapılır aslında. Ama yapacaksak arada bir niye Katar yapıyoruz ki? Mısır falan. Mısır, var. Katar, Kuveyt. Mısır Kuveyt yapılırsa evde yemek de yapılır. Tamam kanka. Ay bu çocuğun da böyle gerçekten. İşte her güzelin bir kusuru var. Bu çocuğun bir de zekası. Katar hakkındaki beklentilerin ve bulduğundaki düşüncelerin ne değişti ne değişti? Kanka ben bu kadar çok geçmiş olduğumu beklemiyordum. Hı hı. Ama bu kadar çok geçmişin yanında local'ı göremedik. Yerelliği çok göremedik diye düşünüyorum. Neyi? Yerellik.
çok fazla yerellik değil. Şöyle bence gördük ama yerel olduğunu kabul etmek istemiyoruz. O lüks arabaların hepsi yerel halktı zaten. Ya öyle de hani nasıl diyeyim? Yani kötü taraflarını görmedik mi? Eski binalar falan böyle hep o tarz şey canlanıyor. Onları sanki göremedik. Sanki şey yani. Gibi şehir yıkılıp baştan yeniden son 100 yıl içinde yapılmış gibi aynen, değil aynen. mi? Çok, son 50 hatta. Aynen çok teknolojik bir şehire benziyor. Hı hı. İşte ben öyle umuyordum. Böyle eski harabe evler falan da gördüz falan diye de. Hı hı. Çok da öyle bir şey yok yani. Şuraya baksana Amerika'nın güzel bir şey. Oturalım. Şey ya, ya çok güzel. Kız yakıştı. Bizim pasaportlar da gelmiş. Bugün ya. Alacağız. Yarın zaten çöl fotoğraf günü değil mi hocam? Çöl günü değil gerçekten. Ben burada hayatımın kayışını böyle izliyorum. Her şeyi de dramatize et ama. Yap. Kanka nerede başlarmış? Come on guys, 3, 2, 1. Marcia missed the chance to put some pressure on Link 1. Leaders passed the German as they were held good enough to win after the tutorial. Yeah, okay. When I'm watching it always. Oğlum bana baksana kapımda. Abi ben geldi kapım. Kanka sadakiyim galiba. Ben görmüştüm. Yunus taş mı bağlayın? Şu Yunus'tan. Nasıl o kadar kaldı? Tebrikler kardeşim. Abi ben de hani Arda olduğu yerde dursa yine kazanırdı gibi. Oğlum seninki iki kazanır çıkıyor. Gülemiyor lan bu. Şöyle yapayım ben. Aha hızlandım. Aynen kanka bayağı hızlandın. Kağıtların madalyaları ve maskotları.